gece hanelerinde saray denecek demediler de ikametgah dediler. Saray değildi. Basit bir ikametgahta oturuyordu o. Bununki gibi, bu şeytanınki gibi saraylar maray ne bir mütevazı bir binada oturuyor. Kapılarında yalnız nöbetçiler var, başka kimsesi yok. Bir gecede topa tuttular o yeri. Bundan evvel gelen şeytanlar ki o hain kafir Yezid'den beter. Yezid gibi tayyareden düşüp parçalandı. Parçası da bulunmadı. O melunun. Sıra sıra sonra bu geldi. Bir gecede o efendim melikin kendisini öldürdüler. Hücum edip. Topa tuttular, ilk yıktılar. Cehennem ettiler orasını. Yandı. İçeriye hücum ettiler. Meliki daradılar. Ailesini daradılar. Çoluk çocuklarını daradılar. 7-8 yaşlarındaki ehl-i beyt hepsi. Peygamber nesli vaki. 90 yaşından yine çıktım. Ben hatırlıyorum, ben Hicaz'dan döndüğümde Belut'tan haberi aldık. İşte 45 sene kadar oluyordu o. 45 ya 46'dır. Elinde Mushaf-ı Şerif'le çıktı. Merhamet etmediler, ona da car, onu da şey ettiler, yaktılar. Cehennem yaptılar orasını o gece. O ehl-i beytir. Allah uyurun be. Habib-i Neccar, sen tam bilir miyim? Habib-i Neccar'ı Antakya'da Türkler, Antakya'yı bilmez misiniz? Habib-i Neccar denilen bir kimse var orada. Ziyaretgâhtır. Hataylı insan yok mu burada? Yok. Onlar bilir. Habib-i Neccar, İsa Peygamber'in gönderdiği elçileri, Antakya ahalisi karşılayıp onları efendim kovdukları zaman buradan kaçınız yoksa sizin başınıza gelecek vardır diyerekten hücum ederlerken Habib-i Neccar gelmiş, bu kavmundan bir kimseydi bu. Geldi baktı ki bunlar hazırlanıyor, bu gelen kimseleri dinlemiş. Demiş ki yahu, bu insanlar sizi Hakk'a davet ediyor. Sizden karşılık da istemiyor. Siz bu putlara tapmayı bırakınız. Bu putlardan size bir fayda gelmez. Ne fayda gelir, ne zararı gelir. Zararı var ama kendilerinden size doğrudan zarar gelmez. Puta taptığınızdan dolayı Allah'tan size bir azap gelir. Dikkat edin dediği vakitte hayır sen de bunlardansın diyerekten üzerine hücum ettiler. O mübarek Allah'ın kulunu ayaklarının altında çiğnedi, o kadar kalabalık ezdiler. Bitirdiler onu. Şehit oldu. Bıraktılar, çektiler. Bittiler. Sure-i Yasin, Yasin-i Şerif'te okuyun onu da. Türkçe şeyleri var. Manasından söyleyen Kur'an-ı Kerimler var şimdi. Heh. Var mı burada kenarda Türkçe şeyi olan? Yoktur. Kur'an-ı Kerim? Burada yoktur. Olacak. Ha. Cenab-ı Hak onu şehit olduğu anda onun ruhu paki, temiz ruhu cennete Cenab-ı Hak emreyledi, cennete koyun. O mübarek zat
o kavmanın kendisine yaptığı muameleyi affedip ne temennide bulundu? Ya keşke benim bu kavmim Rabbimin beni bağışlayıp da cennetine koyduğunu bilselerdi ne olurdu? Bu cennetlere girmiş olsalardı. Bana o muameleyi yapan onlara darılmadı. Merhameti ziyade geldi de temenni etti ki keşke onlar bilselerdi Rabbim bana ne türlü bir lütufta bulundu. Ne gibi ikramlarda bulundu bilmiş olsalardı dedi. Sayfanın başında eser. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِمْ بَعْدِهِمْ مِنْ جُنْدِ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ. O kavim, Antakya ahalisi bunu yaptığı vakitte biz onların üzerine o kafirliklerinden dolayı yaptıkları bu cinayetten dolayı üzerlerine biz gökyüzünden asker ordu göndermedik. Ordu göndermek zaten ilahi adetimizden değil. Endirmezdik.